Merhaba arkadaşlar. Şimdi buharlı ve birleşik güç çevrimleri konusuna başlıyoruz. Öncelikle olarak Rankine çevrimini işleyeceğiz. Rankine çevrimi buharlı güç çevrimleri için ideal çevrim. Bundan önce hatırlarsanız işte gaz akışlı güç çevrimleri için Brayton çevriminin ideal çevrim olduğunu söylemiştik. Hava standardı kabulleriyle bir sistemin komponentlerini ideal hale getirip analizlerimizi basitleştirdik. Bu yaklaşımlar bizi gerçek değerden çok büyük Kayıplar vermeden arkadaşlar daha az enerjiyle doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayan sistemler. Tabi biz bunları mümkün olduğunca gerçeğe yaklaştırmaya çalışıyoruz Belirli kabullerle işte izantropik verim gibi şeyleri dahil ederekten. Şimdi Rankin çevrim arkadaşlar güç santralleri bildiğimiz bu termik santrallerdeki çevrim biz bunun en temeli olan Rankin basit Rankin çevrimiyle başlamış olacağız. Şimdi şunu unutmayın. Ben size daha önceden de söylemiştim bunu. Çevrimler genellikle 4 tane prosesten geçiyor. Bunlar neydi? Sıkıştırma, ısı girişi, genleşme, ısı çıkışı. Aynı proses bunda da var. Brighton çevriminde bahsettiğimiz orada da vardı. Sıkıştırma, ısı girişi, genleşme, ısı çıkışı. Burada arkadaşlar öncelikli olarak basit rankin şeyden, Brighton çevriminden aslında genel olarak baktığımızda komponent olarak baktığımızda tek farkı kompresör yerine pompanın kullanılması diyebiliriz. En basit haliyle öncelikli olarak izantropik sıkıştırmanın meydana geldiği pompaya bizim sıvımız rankin çevriminde su giriyor. Eğer organik rankin çevrimi biz bunu normal e, örneklerimiz olacak gene organik akışkanlar giriyor arkadaşlar. Soğutucu akışkanlar girebiliyor. Bu rankin organik rankin çevrimi dediğimizde diğer akışkanlar bu işin içine girmiş oluyor. Peki bunun organik rankin dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? İlk yorum olarak şunu söyleyebilirsiniz: Kaynama sıcaklığı genellikle sudan daha düşük olan akışkanların kullanıldığı, böylelikle organik akışkanların kullanıldığı, böylelikle ne sağlanıyor arkadaşlar? Daha küçük çevrimler, daha az maliyetli, daha Böyle kompakt sistemler elde edilebiliyor organik renkin çevrimlerinde. Niye? Çünkü e, suyun kullanıldığı su kullanıldığı zaman kaynama noktası yüksek, daha büyük e, maliyetli sistemler gerekiyor. Ki zaten termik santrallerde falan genellikle e, su kullanılıyor. Şimdi ne dedik? İzantropik sıkıştırmanın meydana geldi İdeal halinde arkadaşlar e, pompaya suyumuz giriyor ve sıkıştırılıyor. Daha sonradan nereye giriyor? Bir ısı değiştiriciye giriyor. Ama bu ısı değiştiricinin adı Rankin çevreminde arkadaşlar buharlaştırıcıya, kazana veyahut da ev dönüyor. Yani buradaki e akışkan artık faz değiştiriyor. Diğerinde akışkan dediğimiz hava arkadaşlar buraya girdiği zaman dışarıdan bir ısı girişi olduğunu söylemiştik. Ancak buradaki Q giren ısı bizim burada sıkıştırılmış olan sıvımızı neye çeviriyor? Kızgın buhara çevirmek için. Yani faz değiştirerekten Kızgın çevir, 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 çevirmek için arkadaşlar bu sistem kullanılıyor. Daha sonradan nereye giriyor? Akışkanımız türbine giriyor. Türbinde güç üretimi meydana geliyor. Bu türbinde üretilen çok az e, gücün arkadaşlar çok az bir miktarı e, pompada kullanılıyor. Kompresörden farkını söylemiştik. Hemen kısaca bir e, söylemiş hatırlatmış olayım gene e, İşin tanımı ne ile alakalıydı arkadaşlar? Özgül hacim çarpı basınç farkı falan diye söylemiştik hatırlarsanız. Akış işini tanımlarken. Böyle açık sistemlerde belirleyici parametre ne burada? Özgül hacim. Özgül hacim fazla olursa iş fazla oluyor dedik. Az olursa az oluyor dedik. E şimdi kompresörü giren akışkan ne? Hava. Özgül hacim nispeten baktığında arkadaşlar nedir? Fazladır. Yani mesela aynı akışkan için bile düşünecek olursak. Mesela suyun buharıyla... Ee, sıvı halini düşünecek olursak, sıvı, pompa zaten sıvı basıyor. Ee, pompaya giren arkadaşlar, sıvının, suyun özgül hacmi bu bora göre daha az olacak. Bu yüzden arkadaşlar zaten pompada çok az bir miktar enerji harcanıyor. Neye göre? Kompresöre göre. Ee, bu yüzden bunlar daha verimli sistemler. O e, Brighton çevrimine göre. Daha sonra buradan, türbinden akışkan çıkıyor. Bir diğer ısı değiştiricimize giriyor. Bu ısı değiştiricimizin adı da arkadaşlar Rankine çevriminde değişiyor. Yani normalde diğerinde ısı değiştirici dedik niye? Çünkü herhangi bir faz değişimi işlemi yapmıyor. Burada ise arkadaşlar Türkçe olarak yoğuşturucu veyahut da e, kondenser kullanılıyor. Burada da akışkan ne yapıyor? E, tekrar e, mesela şuradan sıvı buhar karışımı olarak çıkan akışkanı tekrar arkadaşlar doymuş sıvı olarak çıkartıp nereye gönderiyoruz? Pompaya gönderiyoruz. Burada amacımız ne arkadaşlar? Burada amacımız özgün hacmini azaltıp sıvı olarak pompaya tekrar akışkanımızı e, sokabilmek. Burada bir noktası, iki noktası, 3 noktası ve 4 noktası olarak düşünecek olursak. Şunları da ben yine yazmış olayım. Şuna ne diyelim? Buharlaştırıcı diyelim. Şuna arkadaşlar yoğuşturucu diyelim. Şurası bizim pompamız. Şurası da gene türbinimiz. Burada iş girdisi var. Şurada V pompa iş girdisi var. Buradan da arkadaşlar iş eldesi var. V türbinimiz var. Şurada Q giren ısı çıkışı. Burada ise Q çıkan böyle bir ısı çıkışımız var. Şimdi TS diyagramı üstünde inceleyecek olursak nasıl bir proses gerçekleşiyor? Nasıl bir hal değişimi, faz değişimleri gerçekleşiyor? Onlar arkadaşlar görmüş olalım. Öncelikli olarak e, şimdi sıvı olduğundan dolayı bir faz değişim eğrisi var. Doyma eğrisi vardı zaten. Bunu daha önceden anlatmıştık. Şimdi akışkanımız arkadaşlar şurada belirli bir basınçta doymuş sıvı olarak şu noktada. Ben bunun eğrisini şöyle çizmiş olayım. Ya akışkanın mesela örneğin 10 kilopaskalda veyahut da 100 kilopaskaldaki faz değişim doğrusu bu şekilde. Sistemin basıncı burada sıkıştırılıyor, pompada sıkıştırılıyor, iki noktasına geliyor. 2 noktasından 3 noktasına basınç değişmiyordu. Bunu hatırlayın. Arkadaşlar ısı değiştiricilerde basınç değişimi olmuyor. Tabii biz ideal durumda böyle kabul ediyoruz yoksa işte bu basınç kaybı illaki oluyor. Basınç değişimi arkadaşlar olmadığını kabul ediyoruz. 3 noktasından 4 noktasına tekrar genişleme meydana geliyor. 1 2 sıkıştırma, 3 4 genişleme. O zaman sistem genel olarak baktığımızda iki basınç arasında çalıştığını söyleyebiliriz. Yani şurada 10 kilopaskala 10 kilopaskal şurada işte atıyorum işte 1000 kilopaskala 1000 kilopaskalsa bu sistem 10 kilopaskalla 1000 kilopaskal arasında çalıştığını görebiliyoruz. Burada arkadaşlar sıkıştırma işlemi burada genişleme işlemi gerçekleşiyor. Biz neyi biliyoruz? Doyma eğrisinin zaten oluşumunu çıkarırken yani şu eğri arkadaşlar bize hal değişiminin başladığı noktaları gösteriyor. Peki nasıldı? Mesela şurası işte örneğin 100 kilopaskaldaki hal değişimi akışkana ısı verdik verdik tam şu noktada ben bu eğriyi çizmesem bile tam bu noktada ne olduğunu görüyorum hal değiştirdiğini görüyorum. Daha sonra ben buna ısı vermeye devam ediyorum. Hal değişimden kaynaklı olarak e sıcaklığı değişmiyor. E tam %100 buhar olduğunda tekrar sıcaklığı artmaya başlıyor. Bu 100 kilopaskaldaki buyken 10 kilopaskalda test ediyorum ve hal değişimi şu şekilde gerçekleşiyor. İşte atıyorum 70 kilo deniyorum bu şekilde gerçekleşiyor. Şöyle sırasıyla işte 1 megapaskalda deniyorum bu şekilde gerçekleşiyor. Basıncı arttırdıkça bakıyoruz ki arkadaşlar eğrinin hal değişimleri bu şekilde gerçekleşiyor. En son 22.06 idi sanırsam. Şuradaki kritik noktada arkadaşlar doğrudan artık hiçbir bekleme olmadan 22 kilopaskalda 373 santigrat derece civarlarındaydı sanırsam. Bakarsınız term bu şeyden ne derler tablodan arkadaşlar bakabilirsiniz. Tablodaki en son sıcaklığın zaten burası olduğunu göreceksiniz. Bu noktada ise bir anda sıvıdan doğrudan buhar fazına geçtiğini e, görüyoruz ve bize bu eğriyi oluşturuyor. Şimdi şu eğrimi tekrar çizeyim şey için çevrimin hal değişimleri nasıl gerçekleştiğini görmek için. Bunu da anlatmamın sebebi bunların her birinin arkadaşlar farklı bir basınç için olduğunu bilmeniz. Bunu çok önemli bir nokta buradaki mekanizmayı anlayabilmeniz için. Şurada da doyma eğrimiz oluşmuş bizim sınırlarımızı gösteriyor. Ben şurada test ediyorum. 10 kilopaskalda örneğin şuna benzer bir şey oluyor. 10 kilopaskalı örnek için söylüyorum. Ee, şurada basış sıkıştırdıktan sonra işte 1 megapaskalda da mesela örneğin şuna benzer bir eğri gerçekleşiyor. Ben bu sistemin analizini yapmak istiyorum. Akışkanımı arkadaşlar şu noktadan başlattım. Bu noktada tam doymuş sıvı fazındadır. Her zaman bir noktasında doymuş sıvı fazında başlatacağız. Akışkanı sıkıştırırsam izantropik olarak ne oluyordu? Sıkıştırırsam sıcaklık artıyordu. Sıkıştırıyorum izantropik olarak ama sıkıştırıyorum. Sıcaklığın arttığını biliyorum yukarı doğru çıkacak. İzantropik olduğu için entropisi sabit olarak yukarı doğru çıkmış olacak. Şu noktaya geldim. Niye bu noktaya geldim? Çünkü bu basıncın şu noktadaki iki noktasındaki basıncın doğrusu e veya hal değişim. ...grafiği bu şekildeydi. Tam bu noktada kesmesi gerekiyor. Eğer benim... ...basıncım daha fazla olsaydı... ...o zaman şuna benzer bir yerde... ...biraz daha üstünde bir noktada olacaktı. Oradan kesecektim. Bu tam kestiği noktada arkadaşlar... ...iki noktası oluyor. Burada akışkanım... ...dikkat edecek olursanız hangi fazda duruyor? Sıkıştırılmış sıvı fazında duruyor. Daha sonradan... ...ben buna ısı vermeye devam ediyorum. Şu nerede artık akışkan iki noktasında nereye giriyor? Buharlaştırıcıya giriyor ve ben burada ısı veriyorum. Isı veriyoruz arkadaşlar. Akışkana ısı verdi, verdik verdik. Tam bu basınçtaki hal değişim noktasına geldi. Hal değişim yani doyma noktasına geldiği anda faz değiştirmeye başladı. Kaynıyor kaynıyor kaynıyor. Nereye kadar arkadaşlar? Şu noktaya kadar enerji vermeye devam ediyoruz. Vermeye devam ediyoruz. Bu buharlaştırıcı süresince Buradaki ısı değiştiricide ısı vermeye devam ediyoruz. Nereye geldi? Şu noktaya geldi. Ben ısı vermeye devam ediyorum ta ki nereye? Tamamen buhar oluncaya kadar. Eğer burada arkadaşlar yeterince ısı verip de kızgın buhar fazına çıkartmazsak buharın içinde sıvı partiküller olacak. Yani oradaki su partikülleri ne yapacak? Ee, şuradaki türbin kanatçıklarını arkadaşlar çarpacak. Tabii ki de burada o buhar içerisindeki e, şeyleri zaten biliyorsunuz. E, işte i̇şte kavitasyondur, şudur budur. O aşınmalarla türbinin kanatlarını parçalayabilir bile. Çünkü hem yüksek basınçta hem de arkadaşlar e, ne derler? Yüksek basınçla ve sıcaklıkta yüksek enerjiyle akışkan buraya giriyor. Tamamen buhar olması gerekiyor. Ee, kızgın buhar fazında 3 noktasına kadar geldi. 3 noktasından buharımız kızgın buhar fazında türbine giriyor. Türbine girdiği zaman arkadaşlar akışkan ne yapıyor? Genişleme oluyor. Genişleme ile beraber akışkan tabi izantropik genişleme sıkıştırmada ısındığında şey sıkıştırmada ısınıyordu. Genişlemede ne oluyor arkadaşlar? Soğumaya başlıyor tekrar. Sıcaklığı azalıyor, 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 azalıyor. Nereye kadar? İzantropik olduğu için dümdüz arkadaşlar aşağı indireceğiz. Bu şekilde geldi. Nereye kadar? 4 noktasına kadar gelmiş oldu. Şu şeyi açavereyim 2 dakika arkadaşlar. burada arkadaşlar ne yaptı? 4 noktasına kadar gelmiş oldu. Sonra 4 noktasından 1 noktasına gene niye bu 4 noktasında burada kesti? Tekrar 1 noktasındaki aynı basınç hal değişim grafiğini arkadaşlar kestiği nokta olacak. Yani alttaki basınca. Yani şuradaki bizim P işte yoğuşturucu basıncı ise arkadaşlar burası. Şuna P evaporatör basıncı diyoruz. Ya da buharlaştırıcı diyelim. Şurası buharlaştırıcı basıncındaki hal değişimi. Şurası ise yoğuşturucu basıncındaki arkadaşlar hal değişimi. Buradan 4 noktasına geldik. 4 noktasında tekrar ısı çıkışı meydana geliyor. Buradaki yoğuşturucu bu termik santrallerde işte bir nehir suyu olabilir. E, veyahut da soğutma kuleleri olabilir. Ne yapıyoruz? Burada tekrar akışkanımızı sıvı buhar fazından doymuş sıvı fazına getiriyoruz. Aynı mantıkla burada sıvı içerisindeki buhar... E, parçacıkları da arkadaşlar burada e, pompaya zarar verecek ve en basitinden şunu da söyleyebiliriz zaten biz neyi biliyorduk özgül e, ne derler özgül hacimle ilişkili olarak özgül hacimle minimize etmek istiyoruz sıvı fazına getiriyoruz bununla birlikte içinde buharın olmasını da engelliyoruz. Türbine tamamen sıvı fazında şey pompaya tamamen e, buhar fazında türbine de tamamen. Pardon, pompaya tamamen sıvı fazında, türbüne de tamamen buhar fazında akışkan girmiş olacak. Ee, arkadaşlar o zaman sistemin hal değişimi, diğerinde mesela hatırlarsanız Brighton'da nasıl demiştik? İşte izantropik sıkıştırma, ısı girişi, ısı girişiyle beraber bir faz değişimi, hal değişimi, sabit sıcaklığı yoktu, doğrudan artıyordu. Çünkü zaten gaz fasında ısı verdiğimizde sıcaklığı artacak. Bu şekilde sonra izantropik genişleme, ısı çıkışı. Yani aslında tamamıyla aynı. Yani burada ancak burada yukarı çıkarken akışkan buhar olduğu için sıvı olduğu için buhar fazına geçerken bir hal değişiminden kaynaklı sabit sıcaklıkta gidiyor. Yoksa çevrim tamamıyla aynı olduğunu söyleyebiliriz. Burada ne oldu arkadaşlar? Dört hal değişiminden meydana geldi. İzantropik sıkıştırmada şurada V pompa işi sisteme girmiş oldu Şurada 3-4 arasında V türbinle biz iş üretmiş olduk. 3-2 arasında sisteme bir ısı girişi oldu. Şöyle küçük Q yazalım. Q giren. Ondan sonra 4-1 arasında da ne vardı? Q çıkanımız vardı. Burada ısı çıkışı. Şimdi arkadaşlar analiz yaparken gene aynı basitlikte gene aynı şekilde Q giren ne yaptık? Normalde enerji dengesinden çıkıyor bu. Şimdi bu Rankine çevrimi önemli bir konu olduğu için ben yine hatırlatmış olayım nereden çıktığını. Mesela işte örneğin ne inceleyeceğiz? Mesela şuradaki buharlaştırıcıyı inceleyecek olursam. Şöyle kenara almış olayım. Akışkan şuradan girdi. 2 noktasından girdi. 3 noktasından çıktı. Şurada arkadaşlar e, gene başka bir akışkan girdi çıktısı olabilir. Veyahut da kazan gibi bir şey olabilir. Doğrudan Q giren olabilir. Ben bunu şu açık sistemimi incelerken ne yapıyorum? Sisteme e, en genel termodinamiğin birinci kanunundan arkadaşlar giren eksi çıkan sistemin enerji değişimine eşitti. Sisteme giren eksi çıkan sistemin enerji değişimine eşit. Sisteme giren enerjilerime bakacağım. Ha, tabii ondan önce şunu da düşünelim. Açık sistem olduğu için e, sisteme birim zamanda giren enerji, eksi birim zamanda çıkan enerji e, eşittir. Sistemin zamanla olan enerji değişimine eşit. Peki e, bu sistemler sürekli tanımına uyuyordu. Sürekli de neydi? Zamanla değişimin olmadığını söylüyordu. Zamanla değişim yok dediğimde, e bu da zamana ne diyor sağ taraf? zamanlı olan enerji değişimi. O zaman buradaki kısmın sıfır olduğunu biliyorum. Arkadaşlar bunları daha önce anlattım. Enerji dengesi konusunda bunları lütfen eğer bilmiyorsanız bakın. Bence termodinamikteki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü bütün analizlerimizi bu denklem üstünden yapacağız. onun için bunları bilmenizde fayda var. Sisteme giren enerji çıkan enerji eşit olmak zorunda. Peki sisteme ne giriyor? Bir kütle giriyor buradan. İki noktasından nasıl bir kütle? M kütlesel debisi var. Çarpı bu kütlenin sahip olduğu ne var? Ee, entalpisi var. Kinetik potansiyeli ihmal ediyorduk zaten. Burada H2 diyorum. M çarpı H2 sisteme giren başka ne enerjisi var arkadaşlar? Tabi bunu tanımlarken hatırlarsanız ne yapıyorduk? Isı iş ve kütle olarak girebiliyordu. Isı iş ve kütle olarak çıkabiliyordu. Bunları bildiğiniz için hızlı bir şekilde ilerliyorum. Ee, sisteme giren başka ne var? Isı var. O zaman Q girenimiz var. Sistemden çıkanlara bakıyorum. Ne var? Sistemden kütle çıkıyor. M çarpı kütlesel debi aynı olacak. Burada M çarpı çıkışta da ne? Ee, şeydi Enthalpsi var. H3. O zaman buradan Q girenin ne olduğunu buluyoruz arkadaşlar. M parantezinde H3 eksi H2 olduğunu buluyoruz. Şimdi arkadaşlar tabi bu büyük Q için. Eğer ben bunu küçük Q için yapacak olursam kütlesel debiyi yazmayacağız. H3 eksi H2 olmuş olacak. Arkadaşlar şimdi ben artık pratik moda geçtik. Niye? Çünkü zaten biliyoruz ki o zaman enerji dengesinden bu ikisi arasındaki fark yani bunun ikisini toplam bu ne eşitse o zaman bunun ikisinin arasındaki fark da bu eşittir. Biz de ne yapıyoruz? Bütün sistemlerde aynı mantığı uygulayacağız. Eğer ben burada Q gireni bulmak istiyorsam şu ikisi arasındaki entalpi farkından bulabilirim. O zaman ne diyorum? Q giren eşittir ikisi arasındaki entalpi farkı. Yani H3-H2 diyorum. Eğer büyük Q'yu bulacaksam yani birim olarak baktığımızda şu kilojül bölü kilogram iken şuradaki Q'yu bulacaksam arkadaşlar ne yapıyorum ben? M çarpı H3 eksi H2 diyorum toplam e, gelen ısıyı buluyorum. Kütlesine bağlı olarak toplam gelen ısıyı buluyorum arkadaşlar. Birimimizde burada ne olmuş olacak? E, kilojül bölü kilogramı kilogram bölü saniye ile çarptığımda kilojül bölü saniye yani kilowatt olarak çıkmış olacak. Şurası kilojül bölü saniye veyahut da kilovat. Olmuş oluyor. Ee, devam ediyorum. Q geleni böyle bulduk. Q çıkan arkadaşlar hemen söyleyin. Siz düşünün bakalım ne çıkıyor. Q çıkan. Ne işte arkadaşlar? 4 noktası 1 noktası. Şimdi enerji dengesinden yapabilirsiniz. Ama zaten biliyorum ki ikisi arasındaki ental farkı. Hangisini başa yazmam lazım? Tabii ki de enerjisi yüksek olan. Nereden anlıyorum? 4'teki enerji şöyle bakalım. Buradan giriyor buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor bu ikiye ayrılıyor. Bir miktarı ısı olarak bir miktarı kütlesel enerji olarak arkadaşlar. Kütlenin sahip olduğu enerji olarak çıkıyor. O zaman Q çıkanımız burada bizim ne olmuş olacak? Q çıkanımız da H4 eksi H1 olmuş olacak. Devam ediyoruz. Gene aynı mantıkla V pompayı bulmak istiyoruz. İkisi arasındaki entel farkı. Hangisini başa yazacağım? Bu arada hangisini başa yazacağım karıştırıyorum falan diye düşünmeyin. Ee, siz bir tanesini yapın. Baktınız negatif çıkıyor. Tam tersini yapacaksınız. Ama mantıken de bilmeniz lazım. Ee, şurada zaten pompaya şöyle bir enerji girişi var. Şuradan kütle giriyor. E buradaki ikisi birleşiyor. Buradaki enerji oluşturuyor. O zaman ne olacak? Tabii ki de iki daha yüksektir. Sıkıştırma ile beraber H2 eksi H1 bize V pompayı verecek. V türbin içinde bakacak olursak V türbide de arkadaşlar yüksek enerji buradan giriyor. Burada ikiye ayrılıyor. O zaman H3 daha büyük. O zaman ne yapıyoruz? H3 eksi h de bize neyi verecek? V türbini vermiş olacak. İşlem arkadaşlar aynısı hiçbir fark yok. Yani dediğim gibi size şu enerji dengesi formülü bu yüzden öğrenmemiz gerekiyor. Burada bir formül ezberlemek falan filan. Bunlara hiç girmeyeceksiniz. Mantık aynı mantık. Bu sistem ne kadar değişirse değişsin. Her zaman bir komponente açık sistemse giren enerji çıkan enerjiye eşit diyoruz. Eğer böyle tekli bir şey varsa zaten doğrudan x'in arasındaki entalpi farkı bize buradaki çıkan ısıyı, giren ısıyı, çıkan işi, giren işi vermiş olacak. Bu da tamamıyla enerji dengesinden çıkıyor. Yani baktınız ya dedi ki soruda türbinde bir de ısı çıkışı var dedi. Ya bir miktar ısı kaybı var dedi. O zaman hemen enerji dengesine gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sistemi giren enerji çıkan enerji eşit mi? Tamam baktım kütle girdi ısı girdi. Şey, e Pardon, ısı girdi diyorum. Şeydi şuradan arkadaşlar türbine geliyorum mesela. Hemen ne yapıyoruz? Sisteme şuradan bir kütle girdi. M çarpı H3 girdi. E eşittir diyorum. Ne çıktı arkadaşlar? M çarpı H4 çıktı. Artı diyorum ne çıktı? Türbin çıktı. Türbinin işi çıktı. V türbin. Artı bir de ısı çıkışı var dedi. O zaman bir de Q çıkan diyorum. Q loss diyorum. Q kayıp diyorum. Neyse artık ne verildiyse o zaman enerji dengesini bu şekilde yapmış olacağız. size ekstradan bir şey verildiyse normal standart dışında hemen enerji dengesi formülünden mantığını uygulayaraktan giren enerji eşittir çıkan enerji diyorsunuz açık sistemler için. Buradan arkadaşlar veyahut da sürekli sistemler için diyelim. Açık sistemler dersek doğru olmaz. Ee, sürekli sistemler için ne olacak arkadaşlar? Giren enerji çıkan enerjiye eşit. Ee, sürekli akış sistemlerde Buradan yapmış olacaksınız. Verim neydi? Bir daha verim formülü ezberleyeceğiz mi bunun için ayrı? Hayır. Elde edilen bölü harcanandı. Şimdi arkadaşlar mesela bir soğutma çevriminde elde edilen soğutma yüküdür. Harcanan V nettir. O zaman ne yapıyorsunuz? Elde edilen mesela QL bölü harcanan V neti yazıyorsun. Ama benim burada türbinde bakıyorum benim amacım ne? Burada ne üretmek istiyorum ben? Ben arkadaşlar burada V neti üretmek istiyorum. Amacım zaten güç üretmek. Buna şuraya bir jeneratör bağlayacağız. Bu jeneratörle arkadaşlar bu türbin tabi ne yapıyor? Buhar o çevrimde e, kısaca anlatmıştık gerçi ama sıkıştırılmış sıvı giriyor. Kızgın buhar fazında gel, geliyor. Türbinin kanatçıklarını çarparaktan bir mil işi üretiyor. Bu milde arkadaşlar jeneratöre bağlanıyor. Jeneratörden elektrik elde diyorum. Benim amacım o zaman burada bu sistemde net iş elde etmektir. O zaman netişim nedir arkadaşlar? V türbini iki şekilde, şey V neti iki şekilde yazabilirsiniz. V neti daha önceden söylediğimiz gibi V türbin eksi V kompresör demiştik. Bunda ise V pompa diyeceğiz. Veyahut da bu aynı zamanda gene Q giren eksi bu eğer büyük Q yazıyorsak büyükten küçük yani tamamen birbirine ne derler? Birimlerin uyumuna dikkat edin. Q giren eksi Q çıkandan da arkadaşlar yapabilirsiniz. Q giren eksi Q çıkan V hatta V türbin eksi V pompa ikisi de bize neyi verecek? V neti vermiş olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle verimi şuraya yazmış olayım. Termal verimimiz ne işte olmuş olacak? Ben bir daha rankin çevriminin verim formülü nedir? Ezberlememe gerek var mı? Yok. Elde edilen bölü harcanan elde edilen V nettir. V neti arkadaşlar yazıyorum buraya. Ondan sonra harcanan nedir? Elde edilen bölü harcanan. Harcanan tabii ki de burada nedir? Q girendir. Benim harcamış olduğum kısım. O zaman ne yapıyoruz? V net bölü Q giren yazıyorum. Veyahut da şöyle küçük V net bölü Q giren yazmış oluyorum. Orantısı olarak baktığımızda kilojül bölü şey, e, kilowatt cinsinden yazarsak büyük harflerle yazacağız. E, kilojül bölü kilogram yazacaksak küçük harflerle yazmış olacağız. Arkadaşlar işlem gerçekten çok basit. Yani burada geri iş oranını sorarsa e, neydi? E, en temelinde geri, geri iş oranı neydi? E, aslında üretmiş olduğumuz işin yüzde kaçının tekrar sıkıştırma işine harcadığımız. Veyahut da şuradaki iç girdisini harcadığımız olduğunu söyleyebiliriz. E, genellikle ne yapıyorduk? Ve sıkıştırmanın V genişlemeye oranıydı. Burada ne olacak? Mesela bir önceki Brighton'da V kompresörün V türbini oranı dedik. E burada R geri iş oranı sorulacak olursa ne derim arkadaşlar? V e, pompanın V türbini oranı derim. Yani sıkıştırmanın genişlemeye oranı şeklinde yazabiliriz. Çok mu parlıyor? İnşallah engellememiştir. E, buradan arkadaşlar bu şekilde yapmış oluyoruz. Ee, şimdi hemen dersi bölmeden şeye de geçmiş olayım. İdeal, e, den bahsettik. Hatta şöyle bir göz gezdireyim de bir şey var mı? eksik kalmasın. Ha, çok önemli bir nokta daha var. Şuna da arkadaşlar değinmek istiyorum. V pompa. Şimdi ideal durumda biz işin tanımını yapmıştık hatırlarsanız. Bunu daha önceden anlatmıştım ama V pompayı arkadaşlar iki şekilde bulabiliriz. H2-H1 şeklinde bulabiliriz. İdeal durumda. V pompayı h 2 eksi 1 şeklinde bulabiliriz. Bu birinci durum. İkinci durumda aslında işin tanımı formülü kullanarak da yapabiliriz. İşin tanımı neydi benim? Şurada arkadaşlar, kısaca hemen özetleyecek olursam, hatırlatacak olursak, v çarpı dp olduğunu söylemiştik. Biz bunun integralini aldığımızda 1 ve 2 halleri arasında, 1 ve 2 halleri arasında integralini aldığımızda şuradan mesela v pompa çıktı. Şurada arkadaşlar ne olacak? v çarpı dp çıkacak. 1 ve 2 haller arasında. Ben bunu integre edebilmem için ne yapmam gerekiyor? Şunun bunun cinsinden değerini bilmem lazım. Biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama şöyle bir kolaylığım var. Buradaki arkadaşlar v değerim sabit. Niye sabit? Dikkat edin lütfen. Bir öncekinde kompresörde sabit değildi. Ama burada sabit. Niye? Çünkü pompaya giren akışkanım sıvı fazında. Sıvı fazında olduğu için sıkıştırılamaz kabul ediyorum. Sıkıştırılamaz dediğim ne demek? Özgül hacmi veya hacmi değişmiyor demek. O zaman özgül hacmi veya hacmim değişmiyorsa benim buradaki V sabittir, dışarı çıkar. E Bu dışarı çıktığı zaman Dp'yi de arkadaşlar nasıl bu çıkartırız? P2 eksi P1 olarak çıkartabiliriz. O zaman kompresörde tekrar hatırlatıyorum kompresörde bunu uygulayamıyorum. Niye? Çünkü V sabit değil. E, sabit olduğu için burada doğrudan dışarı atabildik. Niye? Çünkü akışkanım sıvı ve sıkıştırılamaz kabul ile özgül hacmi sabit kabul edip dışarı atabiliyoruz. O zaman ben burada V pompayı H2 H1 ile bulabilirken bir de kolay bir işlem olarak çünkü bana basınçları zaten verecek. O zaman entalpileri bulmaya hiç ihtiyaç olmadan doğrudan doğrudan nasıl yapabiliriz? V çarpı P2 eksi P1 şeklinde de arkadaşlar bulabiliriz. Bu da çok çok önemli bir nokta. Ne için? Bu sistemin analizini kolaylaştırmak için. Peki bu ideal durumda yapabiliyorsun bunu? Hayır. ideal durumda arkadaşlar maalesef bunu uygulayamıyorsun. Şey gerçek durumda diyeceğim. Gerçek durumda arkadaşlar bunu uygulayamayacağız. Bu ideal durum için geçerli. Özgün hacmin sabit kabul edildiği iki basınç farkıyla çarpımıyla bulduğumuz iş. Akış işi arkadaşlar burada veyahut da buradaki işin tanımı arkadaşlar bizim için ne olmuş olacak? İdeal durum için geçerli olacak. Gerçek durumda bunu uygulayamayacağız. Şimdi e, hemen neye dönüyorum? Gerçek durum olsaydı ne olacaktı? Arkadaşlar biliyorsunuz aslında yani e, termodinamik hepsi birbiriyle ilişkili. Bu konuları dediğim gibi daha önceden eğer çalışmadıysanız e, Brighton çevrimini falan anlamadıysanız buralarda biraz daha zorlanacaksınız. Lütfen anlamadıysanız Brighton'un başına bakın. Çünkü bu doğrudan Brighton çevriminin aynısı. Tek farkı dediğimiz gibi pompa. Bir de basit şöyle eklemeleri var. Bununla beraber onu anladıysanız üstüne çok kolay bunu öğrenmiş olacaksınız. Şimdi gerçek durumda olduğunda ne yapacağım? Gerçek durumda arkadaşlar biz izantropik verim tanımını uygulayacağız. Onu da yeni bir kağıda yazalım. Şimdi arkadaşlar gerçek durumda olsaydı ne olacaktı? Şöyle bir T-S diyagramı çizelim ve üstünde bir inceleyelim. Akışkanın gel şeylerinden bahsettik. İki hal değişimi olduğunu söyledik şu şekilde. İki basınç arasında çalıştığını söylemiştik. Şimdi arkadaşlar bir noktasından normalde ideal halinde e, nasıldı? İzantropik sıkıştırma vardı. Şuradan iki noktasına geliyordu. Bir noktasından iki noktasına geliyordu. Sonra buradan ilerliyordu. Nereye? Şu noktaya geliyordu. Üç noktasına. Sonra izantropik durumda aşağı iniyordu. Dört noktasına. Sonra da arkadaşlar e, tekrar bir noktasına geliyordu. Tekrar söylüyorum. Yani bu lütfen unutmayın. Sıkıştırma, ısı girişi genleşme ısı çıkışı sıkıştırma ısı girişi genleşme ısı çıkışı İdeal durumda nasıl olacak arkadaşlar? Bu şeyi de anlattım. Brighton'da anlattım. Onlara yine bakarsınız. Onu anladıysanız bunu çok rahat anlayacaksınız. Gerçek durumda arkadaşlar nasıl olacak? Gerçek durumda pompada arkadaşlar ben iki türlü bakarım bu işe. Normalde pompada arkadaşlar ideal durumda mı daha fazla iş harcarım? Gerçek durumda mı daha fazla iş harcarım? Tabii ki de arkadaşlar gerçek durumda daha fazla iş harcayacağım. Daha fazla iş harcamam varsa, yani pompaya daha fazla bir iş girdisi varsa, pompaya daha fazla bir iş girdisi varsa o zaman benim akışkanımın çıkış enerjisi daha fazla olacak demek. Şöyle bir hemen çevrimi de çizmiş olalım kenardan onun üstünden gösterelim daha iyi olacak. Q girenimizi yazalım. Q çıkanımızı yazalım. Şurada V pompamız. Şurada da V türbinimiz. 1 noktası, 2 noktası, 3 noktası, 4 noktası. Arkadaşlar burada ne yaptık? 1 ile 2 arasında. Pompada arkadaşlar ne yaptım? Güç kedisi daha fazla enerji harcıyorsam o zaman 1'e giren enerji, 1'de girdikten sonra pompadan giren enerji daha fazla ise çıkıştaki enerji bir önceki haline göre daha fazla olması gerekiyor. Daha fazla olması bir de ideal durumda tabi ki de izantropik olarak gerçekleşmiyor. Bu ısı girişiyle beraber entropisi artıyor. Aslında şuradan doğrudan yorumlayabilirsiniz artık. Entropisi artacaksa şu yönde gidecek. E daha fazla ısı girişi gerçekleşiyorsa, daha fazla enerji girişi gerçekleşiyorsa daha sıcak çıkacak. Ama aynı basınç, bir noktasından iki noktasına iki noktası aynı basınçsa eğer şu basınç eğrisini doğrusunu kesmesi gerekiyor. O daha fazla entropi oluşuyorsa sağa gidecek. Böylelikle arkadaşlar benim akışkanım şu şekilde ilerlemiş olacak. Burası 2S noktası izantropik durum için geçerliyken benim şuradaki nokta ne olacak? 2A noktası actual gerçek nokta arkadaşlar olmuş olacak. Ee, daha sonra burada ısı girişi gerçekleşiyor. Artık benim gerçek noktan burası. Yani normal idealken izantropik durumda böyleydi ama gerçek durumda böyle. Isı girişi ile beraber benim akışkanım önce e, bu basınç için olan hal değişim doyma e, bası, sıcaklığına geliyor. Burada arkadaşlar ısı sıcaklığı ısısı artmaya başlıyor. Artıyor, artıyor, artıyor. Kızgın buhar fazına geldi 3 noktasına. Şimdi nereye geldi? 3 noktasından türbine geldi. Türbinin benim Gerçek durumda mı daha fazla iş üretir, ideal durumda mı daha fazla iş üretir? İdeal durumda daha fazla iş üretir. O zaman ben ne anlıyorum? Öncelikli olarak bu mesafenin azalacağını anlıyorum gerçek durumda. Ee, daha fazla iş üretmesi deme şey daha az iş üretmesi demek. Tekrar söylüyorum. Daha az iş üretmesi demek. Buradan arkadaşlar daha fazla enerjinin çıkması demek. Nereden çıkıyor bu? 3 noktasından benim enerjim bir kere ikiye dağılıyordu nereye dağılıyor? 4 noktasına ve V türbine dağılıyor. Ben ideal durumda V türbine bir miktar enerjim gitti. Ama gerçek durumda bakıyorum V türbine o kadar enerji gitmiyor. O kadar iş üretimi gerçekleşmiyor. O zaman ne oluyor? Enerjinin çoğu, çoğu demeyelim biraz daha fazlası 4'ten çıkıyor. Daha fazla yani ideal durumdan daha fazla bir enerji çıkışı oluşuyor. O zaman ne olmuş olacak arkadaşlar? Ee, daha fazla bir Enerji çıkışı meydana geliyorsa daha fazla enerjiye sahip halde çıkıyorsa bir kere e, sıcaklığı daha fazla olacak. Bakıyorum arkadaşlar sıcaklığı gerçi fazla olmak zorunda değil e, doğrudan şey noktasına da gelebilir ama entropisi fazla oluyor. Yani burada da kesebilir e, şuralarda da kesebilir sağa doğru gelecek 4A noktasına gelmiş olacak. Şurası 4S noktası burası da 4A noktası burada dediğim gibi şu şey de olabilirdi. Şu noktada tam gerçek durumda aslında şuralarda da kesebilirdi. Böylelikle 4 işte 4 A'da aynı sıcaklık olacaktı. Ancak entropisi 4 A'da daha fazla olacak. ne oldu? 4 A noktasında 4 noktasından çıkarken daha fazla enerjiyle çıkmış oldu. Aslında bu bizim için zarar. Niye? Çünkü türbinde yeterince iş üretemiyoruz ama ideal halinde böyle kabul ettik. Gerçek duruma bir bakıyorsun. Daha fazla enerjinin buradan çıktığını gördüğün için böyle gitmiş oluyor. Peki bu o zaman çevrimimiz nasıl oldu? Şöyle geldi şuradan gitti 3 noktasına geldi 4 noktası sonra buradan şöyle gelmiş oluyor. Bu çevrimi arkadaşlar şurası benim yeni V pompa değerim olacak. Şurası <laughs> yeni Q giren değerim olacak. Şurası yeni Q çıkan değerim. Şurası da yeni V türbin değerim olacak. Formüllerini yazacak olursam. Şu giren bu sefer ne oldu? H3 eksi diğerinde H2S de aslında. Yani şurada yazdım. Şurada yazdığımda arkadaşlar H3 eksi H2 dediğim izantropik durum için. Yani burası normalde S. Ama biz ideal durumda yazdığımız için yazdım. Ee, e, S'i eklemiyoruz. Burada arkadaşlar ee, gerçek durumda H3 eksi H2 A olmuş olacak. Yani yeni noktamız burası olacak. Q çıkanı mı bulmak istiyorum? Q çıkanı bulmak istiyorsam H4 eksi H1'di. E bu sefer H4A eksi H1 olacak. V pompayı bulmak istiyorum. <laughs> Diğerinde H2S eksi. H2 eksi H1'di. Şimdi H2A eksi H1 olacak. V türbini bulmak istiyoruz. Diğerinde H3 eksi H4'tü. Şimdi H3 eksi H4A olacak. Yani bu noktaları belirledikten sonra da <laughs> Buna bağlı olarak arkadaşlar hızlıca yeni güncel noktalarımızı bulabiliriz. Peki H2A'yı nasıl bulacağız? H4A'yı nasıl bulacağız? Yine aynı mantığı uygulayacağız. Arkadaşlar formülasyon şu şekilde. Mesela pompanın formülünü yazacağım ben. Ee, pompanın verimi neydi? gene V pompa diyoruz, V pompa diyoruz. Aynı taktik. Tamamıyla aynı taktik. Gerçek durumda, ideal durumda bir kere verim tanımından paydadaki değerin daha büyük olması gerekiyor. Paydadaki değerin daha büyük olabilmesi hangi durumda geçerli olacak? Ee, i̇deal durum şöyle hiç bakmadan da düşünebilirsiniz. Pompa arkadaşlar ideal durumda mı daha fazla iş tüketecek? Gerçek durumda mı daha fazla iş tüketecek? Gerçek durumda daha fazla iş tüketecek. Bu yüzden ne yapıyoruz? Gerçek durumdakine payda eklemiş oluyoruz. <laughs> Ee, aynı şekilde bu sefer e, ideal durumda da daha az iş tüketecek izantropik durumu yukarı yazıyoruz. O zaman formülasyonumda eğer ben e, pompanın verimi formülü ile ilerleyecek olursam burada arkadaşlar H2S-H1 yazarım. Paydaya da ne yazarız? H2A-H1 yazarız. Formülasyonda ideal durumda hatırlarsanız bir ekleme yapmıştık. Buradaki durumu ben kolaylık açısından V çarpı P2 eksi P1 şeklinde de yazabiliyorum. Şunu da H2A eksi H1 şeklinde ki daha çok bu kullanılıyor. Şu bizim işimizi bayağı kolaylaştırdığı için arkadaşlar. İdeal durumda eğer analiz yapıyorsanız V çarpı P2 eksi P1'den yapın. Çünkü zaten P1 P2 zaten bellidir. Ee, sadece şu e, P1 doymuş sıvı durumundaki özgül hacmini alacaksınız. Özgül hacmi alıp buradan hızlıca e, ideal durumdaki iş tüketimini bulabilirsiniz. Neyin? Pompanın. Ee, buradan zaten pompanın verimini verecek size. Bilmediğiniz tek nokta hka noktası olacak. Buradan bileceksiniz Devam ediyorum. Eğer türbinin verimini bulmak istiyorsam ne yapacağım? V türbin belli. V türbin diyorum. İsterseniz hızlı bir şekilde şunu zaten buldum. Ee, devamı tam tersiydi dersiniz. Şuna A yazarsınız. Şuna S yazarsınız. Bitirirsiniz. Ama düşünerek yapmak istiyorsanız hataya düşmeden ee, paydaya daha fazla olanı yazacağız. Niye? Çünkü bunun sıfırla bir arasında olması gerekiyor. Bu yüzden paydaya daha büyük olan değeri yazarsak buradaki değerin verim tanımından sıfırla bir arasında olduğunu bulmuş olacağız. Peki arkadaşlar gerçek durumda mı daha fazla iş üretirim? İdeal durumda mı daha fazla iş üretirim? Düşünelim. İdeal durumda daha fazla iş üretirim. O zaman izantropik halini paydaya gerçek durumda yani daha az iş ürettiğim kısmını da arkadaşlar neye pay yazıyorum. Formülasyonda gene aynı şekilde H3-H4A bölü H3-H4S şeklinde yazmış olacağız. E, bu da arkadaşlar gerçek durumdaki e, ranking çevriminin analizi. Bu arada bu konu e, önemli bir konu. E, uzun süredir istiyordunuz. Bundan sonra gene e, devam edeceğiz. E, i̇şte birleşik buharlı güç çevrimlerine sonra soğutma çevrimlerine ben yine arkadaşlar sizden bir ricam. Diğer üniversitelerden izleyen arkadaşlar hangi üniversitede okuyorsalar yazabilirseler sevinirim. Şimdiye kadar belki yüzden fazla üniversiteden izleyen oldu. Şimdiye kadar gerçekten çok güzel mesajlar alıyorum sizden. İki noktaya değinmek istiyorum. Bir... Soru çözümü için lütfen mail atmayın. gerçekten yoğun biriyim. Yani hem akademik çalışmalar anlamında hem idari yük anlamında yoğun birisiyim. Lütfen ekstradan soru çözümü ile alakalı şu soruyu anlamadım falan diye sormayın. Ama videoda anlamadığınız bir nokta olursa altına yazın. Müsait olduğumda uygun bir zaman olursa açıklama yazmaya çalışıyorum çoğuna. Onun haricinde ekstra lütfen mail atmayın. Teşekkür maillerinizi alabilirim ama soru lütfen arkadaşlar sormayın. Onun haricinde dediğim gibi bir de üniversitenizi yazarsanız çok sevinirim. Ee, bir dahaki derse geçelim. Bir örnek çözelim konuyla alakalı.